LGS'ye son 102 gün. Nerelerden geldik bugünlere? 250 dedik, 200 dedik, 150 dedik, 102'ye geldik. Yarın bir gün 50. gün kalacak, 5. gün kalacak ama biz asla vazgeçmediğimiz için sıkıntılarımız bitecek. Ve sınava girdiğimizde inşallah çok güzel netlerle, çok güzel tercihler dönemine gireceğiz. Ve o dönemde de iyi fen liselerini, iyi Anadolu liselerini, iyi sosyal bilgiler liselerini birlikte tercih edeceğiz. Hiç edinçlenmemize gerek yok. 100 gün hala çok değerli bir süre. Bu değerli sürede hala yapabileceğimiz çok şey var. Bakalım neler var onu hep beraber göreceğiz. Görelim. Günün sözünde Thomas Edison, ampulü bulan adam daha neyi bulsun, daha iyisini yapmak için bir yol vardır bul onu diyor. Adam da zaten ampulü bulabilmek için defalarca tahsil ediyor, defalarca kontrol ediyor, defalarca deniyor, 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 vazgeçmiyor. Yani aynı bizim yeni nesil matematik sorularıyla uğraşmamız gibi. Olmadı bir daha, olmadı bir daha diyor ve en sonunda da ampulü buluyor. Bizler de inşallah vazgeçmeyeceğiz. Edison bizim için çok güzel bir örnek olmalı. Ampulü bulana kadar nasıl vazgeçmediyse biz de kendi aydınlık yolumuz buluncaya kadar sınavlardan, denemelerden yanlış yaptığımızda asla vazgeçmeyeceğiz. Günün yorumuna baktığımızda Ayşe Arslan'ı görüyoruz. 610 beğeni almış. Hocam sorularım şunlar diyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorularına bakıyorum. Yine matematikte başlamış tabii ki doğal olarak. Matematikten soru çözmem gerektiğinin farkındayım. Çok güzel. Fakat soruları görünce isteğim kaçıyor. Soruları okuyası bile gelmiyor ne yapmalıyım? Şimdi bu birçok öğrenci olan bir sıkıntı. Matematikte biliyorsunuz esasında normalde e, temelinde sizin 8. sınıftaki kazanımlarınızdan soru soruyorlar. Yani siz 8. sınıfta öğrenmeniz gereken birinci kazanım, ikinci kazanım, 3. kazanım, 4. kazanım, 5. kazanım bilseniz diyelim ki 5 tane kazanım olsa bunları biliyorsanız kareköklü sayılar, işte üstlü sayılar, ne bileyim üçgenler bunları biliyorsanız normalde soruları yapabiliyor olmanız lazım. Yazılarda zaten yapabiliyorsunuz. Fakat yenisi sorularda Milletin Bakanlığı dedi ki daha fazla kitap okuyan daha dikkatli öğrencilerin kazanmasını istiyoruz dediler. Daha fazla soru okuyan ne demek? Daha fazla kitap okuyan ne demek? Böyle soruyu uzatıyor da uzatıyor, hikayeler koyuyor, resimler koyuyor. Ondan sonra sonra seçeneklere geçiyor. Ondan sonra soruyu soruyor. Demek ki biz ilk başta bu konuları öğrenmemiz lazım. Sonrasında da bol kitap okuyan öğrenciler gibi ne yapmamız lazım? Bol soru çözmemiz lazım. Bizim soruları çözerken dikkatli olmamız gerekiyor. Yani dikkatli olmaktan kastım. Mesela az önce ben videoda bir önceki sayfada şu sol alt köşede... 2 artı 2 5 yazıyordu. Bazı öğrenciler bu videoyu dikkat ettikleri için bu ne ya burada solda bir şey yazıyor. 2 artı 2 5 yazıyor. Bu yanlış dedi. Bazı öğrenciler ise gözden kaçtı. Biz işte soruları çözerken yeni nesil matematik sorularını çözerken ya da bu yeni nesil herhangi bir soru çözerken Türkçe'de, inkılap tarihinde, işte İngilizce'de, dinde, fende dikkatli olmamız gerekiyor. Soruya süper konsantre olmamız gerekiyor ve her zaman söylediğimiz şey vazgeçmemiz gerekiyor. Soruları okuyasın gelmemesinin sebebi belki de hedefinin tam olmaması, istediğin liseyi hedefini tam olarak belirlememiş olman sen de matematik sorusunu böyle bir... Bu ne ya? Bu ne işe yarar ki ya? Ben bunu istemiyorum deme hissi oluşturabilir. Ama gerçekten hedefini belirlediysen o uzun sorular, o sıkıcı sorular senin için keyifli, eğlenceli hale gelebilir. Neden? Çünkü seni hayallerindeki liseye ulaştırıyor. Düşünsene bu sene Milletin Bakanı dese ki bu sene parası olanlar iyi liseye girebilecek. Parası olmayanlar hiç boşuna düşünmesin bile deseydi. Veyahut da Herkes kendi mahallesindeki okula gidecek. Eğer siz Galatasaray Lisesi'nin ya da bir fen lisesinin mahallesinde oturmuyorsanız giremeyeceksiniz deseydi bu çok büyük haksızlık olurdu. Halbuki Milletin Bakanı diyor ki eğer uzun soruyu okuyup vazgeçmezsen, derslerini çalışırsan, bol bol deneme çözersen, örnek sorulara uygun soruları çözebilirsen sınavda başarılı olacaksın diyor. Dolayısıyla bu adil sistemde biz de sorularımızı çözüp, denemelerimizi çözüp sınava girip yapacağız inşallah iyi bir fen lisesine veya anul lisesine gitmek için şu an ortalama şu an ayrı yazılıyor tabii ki burada ben hemen şöyle göstereyim. Ortalama kaç puan almalıyız ve kaç net yapmalıyız. Şu anda normalde mesela her gün biz bir okul tanıtıyoruz. Diyelim ki 467 puanmış İstanbul'da Profesör Doktor Fuat Sezgin Fen Lisesi. 467 puan demek İyi bir fen lisesi için gerekli olan puan demek. Eğer sen şu anda 400 puanın altı veya üstündeyse yani 410 puanlarda veya 390 puanlardaysan son 100 günde gerçekten doğru kaynaklarla çalışıp doğru denemeleri çözer ve vazgeçmezsen 467'lere ulaşabilirsin. Ee, daha yüksekleri yani 500 puanlara ulaşan belki biraz zor 400'lerdeysen ama 400 civarındaysan ulaşabilirsin. Matematikten günde kaç tane soru çözmeliyiz? Sınavda her zaman söylüyoruz. 90 tane soru çıkacak. Bunun 50 tanesi sözel, 40 tanesi sayısal. Bu 40 sayısalında 20 tanesi matematik sorusu. Dolayısıyla senin günde en az 20 tane matematik sorusu çözmen lazım. Zaten günde 20 tane matematik sorusu çöz. Sen bak yazıyorum buraya. Sınava 102 gün kaldı ya. Sen 2 günde ders çalışmadın çenem. 100 günde her gün 20 tane matematik sorusu çözsen zaten 2000 tane matematik sorusu ediyor. 2000 tane matematik sorusu denemeler hariç. Biz de denemelerde çözeceklerini düşünürsek bu neredeyse 2500'e çıkar. 2500 matematik sorusu senin için gerçekten en az çözmen gereken soru sayısı. Bununla çözdüğünde birçok şeyin değişeceğine eminiz. Netlerin en az 5-6 net artacağını düşünüyoruz. 3 ayda puanımız kaç puan yükselebilir? Bu çalışma sizinle bağlı. Eğer inkılap tarihinde eksiklerin varsa... Hepsini tamlayabilirsin. Dinde ve İngilizce eksiklerin varsa hepsini tamlayabilirsin. Türkçede hala paragraf sorularından kaçırıyorsan, dil eksiklerin varsa hepsini tamlayabilirsin. Eğer orada eksikleri yoksa, matematik ve fende eksiklerin varsa artacak olan net sayın biraz daha az olabilir. Ama Sözeldeki eksiklerini tamamlayabilirsin. Sayısalda da matematikte fen kadar yükselmesen bile ciddi bir şekilde netlerini artırabilirsin. Dolayısıyla 3 ayda puanın 50 puan yükselebilir. Eğer iyi bir çalışmayla diyoruz Ayşe Arslan'a. Teşekkür ediyoruz kendisine yorumları için. Dolayısıyla bütün bu soruların özeti şu. Vazgeçmeyip çalışan kazanır. Sonunu göremediği için acaba ya ne olacak acaba ya kazanamayacağım ya demeyenler kazanacak. Eee. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz e, sizin sözelde en çok sıkıntı yaşadığınız Türkçe, sayısalda ve tüm sınavın temelinde en çok sıkıntı yaşadığınız matematikle alakalı 1 Mart ile 7 Mart arasında hızlama programı yapıyoruz. Bir gün matematik, bir gün Türkçe, bir gün matematik, bir gün Türkçe ile matematik ve Türkçe'nin işlediğimiz konuları tekrar edip sizleri hızlandırıyoruz. Aynı zamanda burada çözmeniz gereken hızlanma deneyimleri yeni nesil Türkçe matematik kitabı da size çok faydalı olacak. Yer notlar, yer altından notlar Dostoyevski'nin dünya klasikleri arasına girmiş bir eseri. Bu da kelime dağarcığımızı ve ee, ...entelektüel birikimimizi, soru çözme yeteneğimizi artırabilecek güzel bir kitap. Günlük okulu az önce söylediğimiz gibi birçok tıp fakültesini, diş hekimliği fakültesini, mühendis fakültesini e, kazanmayı sağlamış olan Fuat Sezgin Fen lisesi. İstanbul'da çeşitli çeşit fen var. Bunlardan en iyilerini inşallah sizler kazanacaksınız. Ama aynı zamanda hem kendi şehrinizde hem de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde özel okulların fen de var. Oralarda size belli oranlarda burs alacaktır eğer illaki fen lisesi istiyorsanız. Ee, günün sorusuna baktığımızda inkılap tarihine alakalı Lozan'da biz bazı sorunları halledebiliyorduk. Kapitülasyonları kaldırıyorduk. Doğu sınırımızı belli edebiliyorduk ama bazı şeyler halledilememişti. Bunlar önemli. Bu bilgiyi bilmemiz lazım. Bu soruyu da yorumlara bekliyoruz. Ödülü sorumuz yine her zaman gibi aynı. LGS sürecinde ne sormak istiyorsunuz? LGS süreciyle alakalı sormak istediğiniz soruları bizlere soruyorsunuz. Bizler de sizlere elimizden geldiği şekilde cevaplamaya çalışıyoruz. Hadi bakalım çalışmaya devam edin. En güzel doğa sizin çalışmanız. Çalışan kazanır, elması kızarır diyoruz. Şimdiden başarılar arkadaşlar.